Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Saatlerimiz neredeyse 2'ye mi geliyor? Yok, 1'e geliyor galiba. Neyse, 1 veya 2 fark etmiyor. Bugün videomun açılışı geç oldu. Şimdi şöyle piknik çantası hazırladım. İçinde neler var? Nescafe, işte çekirdek, kuru yemiş, kek vardı. Buraya termosa sıcak su koydum. Bir tane su aldım, 1,5'luk. Bugün Yaren de evde. Dedi ki şöyle sahile gidelim mi, sizle kahve içelim mi dedi. Biz de tamam dedik. Şimdi büyük bir ihtimalle şuraya Kozlu sahiline gideceğiz. Hava biraz esiyor ama soğuk gibi değil evden. Bilmiyorum artık sahil nasıldır, bilemiyorum. Şimdi eşimle kızımın hazırlanmasını bekliyorum. Beraber çıkacağız. Sahilde şöyle 1-2 saat otururuz. Rüzgara bağlı bakarız. Ona göre evimize geliriz arkadaşlar. Videoma da başlatayım dedim. Şunlar da bu arada kurumak üzere, biraz daha dursun. Öyle bakalım, sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor? Bizim böyle koşturmalı geçiyor. Evet, o zaman hadi bakalım, dışarıda buluşuruz. Yeşilliğin güzelliğine bakın. Yaren arabayı park etti. Şimdi sandalyeleri de aldık. Şöyle çekeyim size. Nasıl güzel görünüyor Yaren, bak. Ay, burayı çok güzel. Erik ağaçlarına bak. Dedim Yaren istedi diye, ama bak uçuyor. Eyvah. Şimdi dediğim gibi Kozlu sahiline geldik. Aslında burada çok güzel oturma yerleri var, fakat Yaren sahile gitmek istiyor. Şöyle sahile doğru gidelim. Aslında banklar boş çünkü bugün hafta içi. Eğer çok eserse Yaren buraya geliriz, olmaz mı? Bak anne, burası yeni yapılmış. Neresi? He, oraya biz araba park ettik. Normal düz sahilde. Oraya şey yapmışlar işte. Hadi bakalım. Sen kitap mı aldın yanına? Evet. Kitap okuyacağım. Bak, ha, 5,5'da yatmış benim kızım. Vallahi. Aynen, maşallah. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah bu sene gönlünce olsun. Böyle işte. Bütün evlatlarımızın, sizin evlatlarınızın da. Çünkü biliyorum ki sınava hazırlanan arkadaşlarımızın çocukları var. LGS'ye, üniversite sınavına. Ay, onlar ne tatlı, dur çekeyim. Yaren bak bak geliyor. Ay, gelmedi. Zaten yatarak beni sevdiği yani. Bak Yaren burayı diyor Barış, burası yeni yapıldı. Biz sanki geçen arabayı buraya koyduk gibi hatırlıyorum ama. He, aynen. Eliflerle Rıza'yla geldiğimizde buraya koymuştu Rıza arabayı. Tabii daha şuralar olmamış. Aa, pardon. Tabii orası beton, buralar toprak. Ne olmamış? Böyle yapmışlar. Değil mi Barış? He? Bunları bilerek mi toprak bırakmışlar? Ben de olmamış diyorum. Aynen. Çünkü şurası beton bak. Evet. Kozlu sahili güzel. Benim eşim diyor ki emekli olunca bir tane kayık alacağım diyor. Değil mi? Buradan diyor bir tane şey alırız, barınak diyor. Barınak mı deniyor, yanlış demiyorum inşallah. Sabahları geliriz diyor. Böyle hayallerimiz var, bakalım Allah nasip ederse. Bizim ev. Yaren ablasıyla geldi bu. Ama yazık, verecek bir şeyimiz yok. Ay, ne tatlı Yaren. Sürekli büfede var mı? Büfede bunlara göre bir şey yoktur ki kızım. Cips falan vardır. Ne güzel gözüküyor. Bugün ayrı bir güzel sanki Barış. Gökyüzü. Ne bileyim. Aferin Yaren. Evde kös kös oturuyorduk. İyi ki demişsin. Şimdi ben böyle oturdum. Yaren oturamadı. O iki tane sevdiği köpekler peşine geldi. Barış da onlara yemek almaya gitti. Üşüdün mü Yaren? Ama şu beyazı gerçekten çok tatlıymış. Yaren'i bırakmıyor. Yanına gittiğin an yatıyor sevdiği. O deminki değil, değil mi? Ha, o da mı deminki? Ay, o da gitti. Gelirler, gelirler. Baban şimdi gelir. Öyle Yaren karınlarını doyuracak. Nasıl? Ben sen niye kaşı yemiyorsun? Islak mendil mi getirecek baban? Karınlarını doyurursun, iyi olur. Bak burada. Gitme ya, ama gitme bak, Yaren ablan seni kolluyor. Kız mı? Gitmez kızım, gitmez. Biraz esiyor ama çok soğuk değil. Nasıl duruyor Yaren? Yaren çok seviyor kedi, köpek. Kızım o gelir gelir. Baban gelene kadar illaki gelir.
bulabildim bu sabah. Kusura bakma. Bu bizim oradakiler gibi yutmadı. Bizim oradakiler havada yutuyor. Onlar biraz. Ama sevimli yani. At koy buna. Baban sana ıslak mendil getirmemiş. Yok gitme bir daha. Diğeri? Oraya mı gideceksin? Şu. Şu da yatan mı? Bu. Yani o yatan mı? Şuradaki. Hanere gideyim mi? He. Olsun. Anne Ozen'in dediğin köpek ismi. Kim dedi? Bunu geldi. Şey yapıyor. Sahipleri miymiş o? Ama tasması yoktu. Dombri. Ha, tatlı ama. Masamız geçen sene kırıldı. Şöyle gölgem geldi. Allah'tan şöyle bir örtü almıştım. Şimdi bunlardan koyduğum güzel kahvelerimizi de yapalım. Bunlar hala yalnız köpeğin peşindeler. Yiyor mu? Daha bitmedi mi? Ben de. Al yedi. Öyle yapınca yedi. Onu da yedi, onu da yedi kızım. Onu da yedi. Öbürü yemedi mi yere? Anne ona koyduğum yerden kalktı gitti başka yere. Aa, gerçekten. Vay kibar. Şimdi eşim arabaya kadar gitti. Yaren devrilmez değil mi? Ya sen devrileceksin şimdi. Ben devrilmem de bismillahirrahmanirrahim. O senin kızım. Sen al onu. Yaren senin bu şey tüplü köpüklü. Sen bunu al. Şöyle dursun. Devrilir mi kızım? Kızım gel. Hadi sen de Barış. Bunlar devrilecek diye korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Beni hiç kimse duymuyor arkadaşlar. Sana naz yapmış Yaren. Yaren, karıştırdım seni. Barış kahveni alacak mı? Barış. Ama devriliyordu, o yüzden koyamıyorum ben. Heh, Yaren sen de al. Bu yamuk duruyor ya. Ay. Niye veresin onlara? Bak niye veresin? Rüzgar var ya. Bu çok kötü. Bu elekçi gibi. Ha, oturdu bak seni gölgede. He. Yare. Çekil anne fotoğrafı. Eve götürelim mi? He götürelim Yare. İzin versen vallahi getirir bu. Götürür. Bak. Ama ikinci veterinere götürür. Ev köpeği değil ki o kocaman köpek. Bahçeli ev olsa. Keşke bahçeli evimiz olsa vallahi götür. Ama evde apartman da zor kızım. Ay devirmeden. Evet. Bu keyif hak ettik. Değil mi Barış? Hadi kahveni getir Barış. Kahveni getir şöyle. Oh. Bize afiyet olsun. Senin kahven az mı oldu? Bunu da çeksene bak yanımıza oturdu bir saniye. Hani? Kızım. Ayrılmıyor vallahi bak, Barış'la Yaren'den. Çok tatlı. Yaren kahve çek. Acaba adı ne? Şimdi bu inşallah ev köpeği değildir. Ev köpeği olup da eğer sokağa evet bıraktılarsa o çok acı işte. Değil mi? Yani ev köpeği veya ev kedisi. Eğer sahiplendiyseniz, hayvanı eve aldıysanız kesinlikle bırakmayın. Çünkü dışarıda o hayvanlar yaşayamaz. Avlanamaz, yiyecek bulamaz, her yiyeceği yiyemez. Evin güvenliğine alıştırdınız artık onu. Yani dışarıdaki hayvanlar farkındaysanız hep tetik üstünde gezer. Evet, niye? Korkuyorlar. Kendilerini korurlar, avlanırlar. Ama ev kedisi veya köpeği şey bulamaz. Şimdi bu çocuk da eğer evden geldiyse çok zorluk çekmiş. Yazık ya, geldi buraya oturdu ya. Sevgiye muhtaç baksana. Yani sevildiğini biliyor. Evet ya. Şeyi biliyor, ne derler, ilgi gösterdiğimizi biliyor. Seni geçen kedilerini görünce demişler Barış Bey bayağı seviyor diye. Yani ha dışarıdaki şimdi bunu alsak eve götürsek şimdi alışmış gezmeye, tozmaya, dışarıda durmaya. Evin içinde kapalı ortam bunu mesela bunalıma sokar. Evet. Ama bahçeli evimiz olsa ben bunu hiç bak şey yapmazdım. Gerçekten valla bahçeli ev olsa Yaren ne güzel olurdu. Bir de kızmış bu. Bir de kızmış bu, kızmış. Valla ben de sevdim kızmış seni. Kızmış bana utanıyor yeşim bak çekince. Acaba adın ne ki? Heee. Neye gidin? Koy kızım. Çok. Ne istersin? Yorumlarda yazın. Ben aklıma gelmedim. Yorumlarda yazın. Yaren artık her gelecek bu köpeği. Geleceğiz. İnşallah buraya, bulur. Gerçi ayrılmadı bizden. Giderken ne yapacağı işini ağlarmış Yaren. Çok tatlı baksana. Teyzesi bak bak. Nerede evet teyze? Nerede Allah'ın teyze kızı? Allah'ın sessiz kulları bunlar. Tabii. Yok, ay yok, korktu. Yok korktu. İşte devamlı diken üstünde. Acaba bir zarar gelir mi diye. Şimdi misafirimiz var. Bu konuyu netleşince sizlerle paylaşacağım. Eşimle misafirimize bir kahve yapalım. Evet hadi bakalım.
Suları da doldurduk. Şimdi arkadaşımızı yolcu ettik Barış'la. İkisi güzel kahve içtiler. Sohbet, muhabbet. Az önce de söylediğim gibi netleşince söyleyeceğim inşallah. Şimdi eşimle Migros'a gidiyoruz. Akşam için neler yapacağız ona karar vereceğiz. Ama Yaren Migros'tan şimdi yemek için pizza istedi. Hani şu orada hemen pişiriyorlarmış ya, ben hiç almadım, yalan yok. Bakacağız. Biraz da dolaşalım dedik. Hava da güzel. Kediye bak, her yerde buluyorum Barış. Kaçtı. Kaçtı. Şimdi Migros'a gittik. Pizza yok Yaren'in şansına. Bakın şöyle demlik gelmiş. 140 TL. Ama ne kadar güzel. Bambu kapaklı böyle. 101'e geldik bir şeyler almaya da size de çekeyim. Neler gelmiş? Bunlar var. Bir ara böyle şoka gelmiyordu. 101'e geliyordu. Şimdi buraya çok bir şey gelmiyor sanki. Bunlar var boy boy. 70, 50, 40. Şu vardı zaten epeydir. Herenciğime şöyle Nescafe aldım buradan. Neredesin Barış? Bir adet Barış aranıyor. He, orada mısın? Burada aktüelde bir şey yok Barış ya. Ha? Aktüelde bir şey yok. Size Migros'ta dedim, sanırım Yaren istediği pizza yoktu. Eşimin özel isteği üzerine körili tavuklu kremalı makarnadan yapacağız. Şöyle tavuğumun yine 3 parçasını kesmedim. Yaren bu yeter dedi. Bu sefer ben yapıyorum gördüğünüz gibi. Makarnamızı da buraya koyduk. Haşlanmak üzere. Yine şundan aldık. Evde biraz vardı. Yani yarım paket kullanmış olduk, öyle diyeyim. Çünkü birazı burada gördüğünüz gibi köri sosumuzla güzel buluşturacağız. Ama ondan önce makarna haşlansın, tavuk da pişsin. Afiyetle yiyelim. Daha sonra da bir çay keyfi yaparız inşallah. Aslında dedim burada mı yesek? Hava o kadar güzel ki yarın ve cuma galiba yağmur geliyormuş. Şu an böyle burası mis gibi arkadaşlar. Bayrağımız da, şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Öyle. Herkese ertesi günden selam olsun arkadaşlar. Dün yemeği yedik. Hatta yürüyüş de yaptık ama ben videoma devam edemedim. Şimdi eşimle şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Dün kahve yaptım ama ben içmemiştim. Evet. Buradan Filiz arkadaşıma selamlar, sevgiler yolluyorum. Dün fincanla ilgili, yani kahveyle ilgili böyle makineyi ayarlayamıyorum demiştim ya. O da bana hep 2'de büyükte yap demişti. Bu fincanlar küçük olduğu için böyle küçük ayarda 2'de yaptım ve şu kadarcık arttı. Bu da bir şey değil yani. Şimdi fincanlarımız da Emine arkadaşımdan, Balıkesir'den, tepsim de Aysun'dan. Allah'tan çikolatalık benden. Evet, havamız bugün kapalı değil mi Barış Bey? Sana değil mi değil mi diyorum ya, Nazlı'nın hoşuna gidiyormuş. Vallahi onu bilinçli yapmıyorum. Canlarım beğendin mi sen, görmemiştim. Balıkesir'den geldi. Bak şurada Akçay yazıyor Barış. Biz Akçay'a gittik mi? Gitmedik. Akçay'a, Balıkesir'e selam olsun. Aynen, orkideleri buraya getirdim. Biraz burada dursun. Şuna da inersek böyle orkide saksısı alacağım, toprağı alacağım. Bunu da ben kendim değiştirdim. Sanki becerdim. Bak şunlar yoktu, ha şu küçük falan geliyor. İyi, çok şükür. Evet, hadi bakalım. Kahveyi içtik. Ondan sonra kendimizi çarşıda bulduk. AVM'ye arabayı park ettik. Şimdi Barış'la beraber dolaşacağız. Yağmurluydu bugün ama yağmadı. Gözlüğün. Insta Life'a hoş geldiniz. Şöyle çıkalım şimdi. Zonguldak'ın eski resimleri. Bir tek şunlar kalmış zaten. Çarşıya bak, hey gidi.
Şimdi bakın ben led bakıyorum. Şuna bayıldım. O da güzel. Bir de renk değiştiriyormuş böyle. Şöyle bir şey bakmaya gelmiştim ama bunları görünce bunların hepsi değişik ve güzel. Bu güzel. Hepsi güzel de. En son ne çektim? Çarşıda avize çektim galiba. Aksu'ya girdik. Orada Elif'le karşılaştık. Eşimle biraz dolaştık. Kozlu sahiline gittik ama video çekmedim. Şimdi saatlerimiz 9 oldu. Çay suyunu koydum. Karnımızı doyurduk tabii. Bayağı bir zaman geçti. Benimkilere irmik helvası mı, un helvası mı dedim. İrmik helvası istediler. Saat 9.30 olmuş. Evet, yatsı okunuyor. Ama dondurmamız yok. Hepimiz de dondurma almaya üşeniyoruz şu an. Neyse bakalım. Göz kararı tereyağı, göz kararı sıvı yağ. 2 su bardağı irmikle yapacağım. Buraya 2.5 su bardağı. Yarı süt, yarı su koydum. 2 su bardağı da şeker koydum. Tekrar söyleyeyim. 2 su bardağı şeker, 2.5 su bardağı sütle suyu karıştırdım. Burada da göz kararı dediğim gibi tereyağla sıvı yağ var. Bunu ölçülü koymadım. Bu arada şu Şok'un bezlerini beğendim. Hatta bir paket daha alacağım. Hanımefendinin adını unuttum. 4-5 paket almış. Böyle sildiğinizde gerçekten iz bırakmıyor biliyor musunuz? Şu karşılar falan da aynı şekilde. Hoşuma gitti. Eğer kaldıysa inşallah alacağım. Bunun kaynamasına gerek yok. Şeker erisin. Altını kapatacağım. Çayımız daha kaynamadı. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Güzel olsun inşallah. Bakalım dondurma alırlarsa dondurmalı ama almazlarsa üzerine bol fındık kırarız. Aslında kek yapacaktım da yumurtayı falan böyle oda sıcaklığında çıkartmadım diye yarın yaparız. Allah kısmet ederse inşallah. Şimdi rengi dönene kadar güzel karıştıralım ama yağ az geldi gözüme. Öyle işte arkadaşlar. Ezanımız da okunuyor. Şimdi güzel kavrulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ocak nasıl batırılır adlı çalışmam. İyi mi? Neyse sileceğiz. Atalım. Bu birazcık şey olsun değil mi Barış? Islak. O zaman kapatalım. Bak kıvamı güzel oldu. Ben normalde labne ama domates suları değil mi? Tabii. Bunlar da sandviç yapıyor yarına. Evet, helvalarımız tamam, çaylarımız burada. Kuru yemişle cips de koydum. Yareninkini dondurmalı yaptım, onu o yüzden verdim. Erimeye başlamıştı, eşimle ben sade yiyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Biraz geç saate kaldı ama olsun artık. Ben geldim. Saat hayli bir geç oldu. Benimkiler hala çay keyfine devam ediyorlar. Biz akşamları Zuhal Topal'ın tekrarını açıyoruz Yemekteyiz'i. Çünkü ben dizi izlemiyorum. Eşim de dizi izlemiyor. O yüzden böyle Yemekteyiz'e bakıyoruz. Şimdi onlar baba kız izlerken ben dedim kapanışı yapayım. Ben çay faslını bitirdim. Tenceremi falan yıkadım. Son bir çaydanlık falan kaldı. İnanın bu mutfağı var ya günde kaç kere siliyorum ben de bilmiyorum. Demin şöyle bir üstünden mutfağı da sildim. Kapanış için geldim. Bu arada saçlarım bayağı bir açıldı. Farkındasınızdır. Bugün Elif de diyor karşılaştık dedim ya size. Yeşim abla açılmış ama diyor böyle hani diyor şey durmamış, kötü durmamış. Beyazların çıktığı halde hani belli olmamış diyor. Gerçekten en büyük şey o oldu bana. Elif'in de saçları açılmış ama benim şimdi bayağı bir açıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta güzel boyatacağım. Bir tık koyusunu istiyorum. Eşim de diyor ki sakın koyu yapma. Aslında ben bu kadar açık sevmiyorum ama neyse. Bugün ne yaptık? 2 günlük vlog oldu biliyorsunuz. Dün başlatmıştım, sahile gitmiştik. Ondan sonra eve geldim çok bir şey çekemedim. Bugün çarşılarda bayağı bir dolaştık. Yine çok bir şey çekemedim. Bazen böyle kal geliyor arkadaşlar.
Bazen kırpa kırpa böyle hani videoyu kısaltıyorum. O kadar uzun çekiyorum ama bazen de bir şey çıkmıyor. Bu arada 2 gündür yine şöyle buram ağrıyor benim. Daha önce 2 ay falan ağrımıştı biliyorsunuz. Ultrason falan çektirmiştim. Bir şey çıkmamıştı ama bu ağrı neyin nesi bilmiyorum. Ağrı kesici içiyorum geçiyor. Ağrı kesicinin etkisi geçince yine başlıyor. Şimdi yine başladı. Neyse yarın aklımdayken cuma, herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Dua demişken de evladıma çok güzel dualar etmişsiniz. Instagram'da dün resim çekmiştik, paylaşmıştım. Sonra dedim ki orada paylaştım Yaren'i, eşimi. Eşimi ara ara paylaşıyorum da. Dedim YouTube'daki bacılarıma, kardeşlerime haksızlık olur. Toplulukta üçümüzün resmini paylaştım. Yaren'i ilk defa gördünüz. Çünkü benim kızım videolarımda yok biliyorsunuz. Hani bu kesinlikle merak olarak algılamayın yeni gelen arkadaşlarım. Eski arkadaşlarım beni biliyorlar. Öyle bir düşüncem olsaydı 3 senedir inanın işte Yaren diye bir video çekerdim. Ama bu kızımın ve bizim tercihimiz. Çekenlere de tabii ki de saygım sonsuz. Bu herkesin kendi tercihi. Neyse. Çok merak edenler vardı. Hatta özellikle eşimle geldikten sonra abla ne olur Yaren'i görelim. Artık Yaren'i görmek istiyoruz diyenler vardı. Ben de Yaren'den izin aldım. Bugün çok eğlenmiştik. Böyle üçümüzü güzel bir karede koydum. Çok güzel dualar etmişsiniz. Bana, aileme, evladıma. Rabbim hepimizin evlatlarının yolunu bahtını açık etsin. Yaren'i en çok babaya benzetenler olmuş. Gülüyorum Barış'a, diyorum ki işte sana benzemiyor, bana benziyor. Ama babaya da benziyor, bana da benziyor. Ablama benzetenler olmuş. Ona çok şaşırdım çünkü ablama benzemiyor normal. Hani böyle uzaktan gözlükle benzetenler olmuş. Herkesin benzetmesi farklıdır. Teyzesi benzer tabii ki. Ama dediğim gibi çoğunluk babaya benzetmiş. Tıpkı sen diyenler de vardı. Öyle toplulukta paylaştım. Normalde orada paylaştığım resimler böyle 800'ü geçmez hani. 850 falan olur. Yaren'e diyorum ki Yaren sen varsın ya bak resim 1000 oldu falan diyorum. Gülüşüyoruz böyle. Mesajlarınıza çok teşekkür ediyor. Tek tek okudum ona yorumlarınıza. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Burada da olsa o kadar güzel insanlar tanıdım ki inşallah hepinizle yüz yüze tanışmak da nasip olur. Hepinizi seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Öyle videomu da burada kapatayım. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.